Efendim işte 13 yıllık evli olan Sevil Albahan tüp bebek tedavisiyle iki evlat sahibi oldu ama uygulanan o tedavinin yan etkisi yüzünden de vücudu erkek gibi kıllanmaya başladı. Hatta yüzünde sakal ve bıyık çıktı dersem yeri var, göreceksiniz. Bu değişimden sonra kocası tarafından terk edilen talihsiz kadın Esra Erol'dan yardım istedi. Hep kadınlığımla vuruldum. Hepinizden özür dilerim. Benim yüzümün hali bu. Bir hormon tedavisi. Böyle bir anne adayının tedaviye girmeden önce erkeksi hormonların azaltılması için bir hazırlık dönemine ihtiyacı var. Hormon tedavisinin ardından yüzü ve vücudunda aşırı kıllanma olduğu için eşi tarafından terk edilen Sevil, soluğu Esra Erol'un programında aldı. Bir kadın erkek denir mi? Gebe kalamama sebebiyle ilgili bu. Her 10 kadından birinde polikistik over rahatsızlığı dediğimiz bir durum var. Çanakkale'de yaşayan Sevil 13 yıldır Ramazan Albahan'la evliydi. Tüp bebek tedavisi sonrası çiftin iki çocuğu oldu. Ama bu süreçte doğru yönlendirilmeyen Sevil'in vücudunda yan etkiler baş gösterdi. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Bir hormon tedavisi gördüm. Evet, yok çocuk tedavisi gördüm. O yanlış olduğu için böyle dışarıya vurdu. Burada yani bir planlama hatası var. En önemli sebeplerden bir tanesi insülin direnci. Kesinlikle tıbbi bir tedavi görmesi gerekir böyle bir anne adayının. Tüylenme, saç dökülme sivilce kontrol altına alınabilir. Uzun yıllar bebeği olmadığı için, anne olamadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından çok üzüldüm. Yine aşağılanıyorsun. Ben de kadın olmak istiyorum. Ben anneyim. Kadından öte yaşamak istiyorum Esra Hanım. Her çiftin hayalidir bir evlat sahibi olabilmek. Ancak tükettiğimiz besinler, zorlu yaşam şartları derken hormonlarımız ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Haliyle çiftler de tüp bebek tedavisine başvuruyor. Ancak tedaviye başlamadan önce bilinmesi gerekenler ve tedavinin yan etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Tüp bebek tedavisinin sınırlı olumsuz etkileri var. Ama bu tüylenme tüp bebek tedavisinin sonucu değil, esas ana problemin bir parçası. Zoruma gidiyor. Kadınım ben ya. Ben Allah yaptı, kendimi seyrek olmadım ki. Uzmanlar gebelik öncesi sağlık sorunlarının doğru tedaviyle giderilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tüp bebek tedavisinden önce kan şekeri yavaş yükseltir, sebze, meyve, salata gibi gıdalarla düzenli egzersiz mutlaka yapması gerekirdi. Gebelik öncesi bu androjenik hormonların azaltılması için bir tedavi görüp kilo vermesi söz konusu olsaydı bu üzüntülerin hiçbirini yaşamayacaktı. Yüzündeki her şey gider. Bak götürürüm de yemin ederim bunun tedavisi var. Sadece tüp bebekte söz konusu değil. Eğer öyle bir şey olsa tüm tüp bebek tedavisi görenlerde tüylenme olabilirdi.